dostlar, sevgili arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün sizlere iki tane güzel cihazdan bahsedeceğim. Benim gibi YouTube videoları çeken ya da hobi amaçlı kullanmak isteyenlere çok faydalı olacağını düşündüğüm iki tane üründen bahsedeceğim. Bunlar gerçekten işinize çok yarayacak. Hangi amaçla, niçin kullandığımızı ve ürünün özelliklerinden bahsedeceğim sizlere. Bu işleme geçmeden önce değerli arkadaşlar, kanalıma abone olmayı ve beğenme tuşuna basmayı lütfen unutmayınız. Bugün sizlere hangi ürünlerden bahsedeceğim? Video çekenler, YouTube videosu çekenler biliyorsunuz uzaktan çekim yaparken ya da röportaj yaparken mikrofona ihtiyaç duyuyorsunuz. Ben de zaman zaman bunun boşluğunu ve buna ihtiyaç olduğunu hissettiğim için kendime mikrofon siparişi verdim. Bunu da kullandım. Çok da memnun oldum. Bunu sizlere de öneriyorum. Bu mikrofonun adı MX2. Bakın şu mikrofon. Bu İkili bir mikrofon, aynı zamanda tek başına da kullanıldığı gibi röportaj yaparken de röportaj yaptığınız kişinin de yakasına takıyorsunuz, kendiniz de takıyorsunuz, ikili olarak kullanabiliyorsunuz. Burada temel özellik mikrofonun kablosunun uzunluğu arkadaşlar. Çekim yaptığınız alanlarda mikrofonun uzunluğu çok önemli. Ben 6 metre, bakın. Şöyle bir mikrofon kablosu 6 metre uzunluğunda sipariş verdim. Çünkü kısaları çok işinize yaramaz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ürün gayet kaliteli. Kendim test ettim. Bakın böyle iki tane mikrofon başlığı ve buralarından da yakanıza tutturma ataçları var. Bunları da kontrol ettim. Gayet sağlam, gayet kullanışlı. Bunu şöyle yakanıza takıyorsunuz. Bu kadar mesafe yeterli. Diğerini de röportaj yapacağınız kişinin yakasına takıyorsunuz. Eğer tek başınıza çekim yapacaksanız diğer mikrofonu da yine diğer tarafa takarak bu şekilde gayet rahat ve şık olarak kullanırsınız. Müzik dinlediğiniz kulaklık yerine taktığınız zaman gayet başarılı bir şekilde sesiniz telefonunuza aktarılıyor. Ortamda eğer gürültü varsa veya rüzgar varsa onlar için de kutunun içerisinde bakın şu şekilde taktığınız zaman bunu yine yakanıza ya da elinizde gezerken dışarıdan kesinlikle o rüzgarın uğultusunu ve dışarıdaki gürültü sesini telefonunuza aktarmıyor arkadaşlar. Sesiniz gayet net bir şekilde telefondan yansıyor. Birazdan telefonla çekimde de şimdi bakın çıplak olarak konuşuyorum. Evin içerisindeyim. Birazdan yaka mikrofonuyla da sizle bunu göstereceğim ama bu kullanacağım dediğim gibi tüylü başlık dışarıdaki rüzgar sesine karşı yapılmış bir aparat. Onun için bunu içeride denememizin bir anlamı yok. Kutunun içerisinden başka neler çıkıyor arkadaşlar, onları görelim. Başka büyük cihazlara yani jack kısmı büyük olan yerlere takmanız için bir aparat daha var. Bunu da yedek olarak göndermişler. Bunu nasıl takıyorsunuz? Bunu büyük jack olan yere taktıktan sonra bu küçük olanı da onun arkasına takıyorsunuz ve arada bir bağlantı aparatı olarak kullanabiliyorsunuz. Göndermişler. İşinize yarayabilir. Ama şu anda benim işime yaramıyor. Bir tane yine bağlantı ara aparat göndermişler kutunun içerisinden, bu da çıkıyor. Bu da güzel bir şey. Böyle araba içerisinde kısa mesafeli konuşma yapmak isterseniz bu aparatı araç içerisinde kullanmanız için çok güzel bir aparat.
Bu da kutunun içerisinden çıkıyor arkadaşlar. Ben kullandım, gayet memnunum. Şimdi bir de bunu mikrofonu takarak sizle karşılıklı konuşalım ve bu ürünün testini burada bitirelim. Arkadaşlar şu anda mikrofonu telefonuma bağladım. Şu anda sizlere mikrofondan hitap ediyorum. Gördüğünüz gibi sesim gayet net, gayet güzel geliyor. Bu cihazı herkese öneririm. Benim gibi YouTube videosu çekenler ya da anılarını çekenler gönül rahatlığıyla bu mikrofonu kullanabilirler arkadaşlar. Ben çok memnunum. Size de tavsiye ederim. Söylediğim gibi kanalımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Arkadaşlar merhaba. Yeniden karşınızdayım. Şimdi sizleri çok güzel, çok özel bir cihazla buluşturacağım. Onunla ilgili sizlere değerlendirmelerimi anlatacağım. Bu cihaz niçin önemli, niçin kullanılması gerekli, onlarla ilgili elimden geldiğince sizlere değerli bilgi vereceğim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi YouTube videoları çekerken, aksiyon videoları çekerken normal cep telefonuyla çektiğimiz videolarımızda titreme, sallanma meydana geliyor. Bunu giderebilmek için bir gimbal'a ihtiyacınız var. Ben de bunlarla ilgili biraz araştırma yaptım ve internetten bu görmüş olduğunuz Feiyutech gimbal'ı sipariş verdim. Gördüğünüz gibi güzel bir kutusu var. Ama bütün firmalarda böyle güzel bir kutuyla gelmiyor. Bilginiz olsun. Böyle kutusu güzel olan bu markayı tercih edecekseniz bu kutuyla gelmesine dikkat edin arkadaşlar. Çünkü bir yerden bir yere taşırken bu kutu çok işinize yarayacak. Kaliteli, güzel bir kutu. Diğerleri bildiğim kadarıyla köpük içerisinde gönderiliyor. Ama ben araştırdım ve böyle güzel kutusu olan Feiyutech'i sipariş verdim. Ben kendim kaçtırıya aldım arkadaşlar. Bunu 580 TL'ye aldım. Şimdi kutunun açılışını yapalım ve içerisindeki gimbal'la ilgili sizlere bilgi verelim arkadaşlar. Burada fermuarından arkadaşlar kutumuzu açıyoruz. Ve kutumuzun içi bu şekilde arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Kutumuzun içerisinde gördüğünüz gibi gimbal'ımız var. Ve yedek kullanacağımız aksesuarları var. Şimdi arkadaşlar öncelikle şurada bir cırt cırtlı yeri var. Onu açıyoruz. Ve gimbal'ımızı alıyoruz. Ben daha önce bu gimbal'ı defalarca kullandım. Onun için aksesuarlarının bir kısmını taktım. Bu gördüğünüz gibi elinizden düşmeye karşı bir kola bağlanan bir aparatı var. Ben bunu montajını yaptım. Bu ayrı şekilde kutunun içerisinde mevcut arkadaşlar. Ama ben daha önce kullandığım için bunu taktım. Gayet güzel. Malzeme kalitesi de oldukça iyi. Bunu niye tercih ettim arkadaşlar? Çünkü çok gimbal'da olmayan bir özellik var bunda. Aynı zamanda selfie çubuğu gibi bu gimbal uzayabiliyor. Bu gimbal'ınızı uzatabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani mutfakta çekim yaparken, doğada çekim yaparken gimbal'ınızı uzatabilirsiniz arkadaşlar. Bazı yerlerde gerçekten çok işe yaradığını gördüm. Rüzgarın etkisiyle devrilme ihtimali çok yüksek. Buna dikkat edin arkadaşlar. Bu özelliğin olması her zaman iyidir. Ama kullanmak istemiyorsanız tekrar kapatıp normal eski haline getirebilirsiniz. İkinci bir sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Şöyle kutunun içerisinden bunun masa üzerinde kullanmaya uygun ayağa çıkıyor arkadaşlar. Bu da çok önemli bir aparat. Olmazsa olmazlardan bir tanesi. Bunu hemen altında gördüğünüz gibi şurada vida yeri var.
oraya bu aparatı monte ederek masa üzerinde veya dışarıda şöyle ayaklarını da açarak bunu sabitleyebilirsiniz yere ve gimbal'ınızı elinizde olmadan kendi çekimlerinizi tek başınıza yapma olanağı sağlayan bir aparat arkadaşlar. Bu da çok güzel. Üzerindeki özelliklerden bahsedelim. Şurada arkasında gördüğünüz gibi bir düğme var arkadaşlar. Bu gimbal'ınızı sağa sola yana buradaki düğmeden yaptığınızda tekrar eski haline getirmek için bastığınız bir düğme. Yani resetliyor ve gimbal'ınızı ilk anda hazırladığınız hale getiriyor. Bu arkadaki düğme. Bu da gerçekten çok hoşunuza gidecek ve çok işinize yarayacak bir düğme. Gerçekten iyi bir özellik. Kullandığınız zaman siz de göreceksiniz ne işe yaradığını. Daha net anlayacaksınız. Şimdi burada bir joystick var. Şuradaki joystick gimbal'ınızı kullanırken sağa gimbal'ınızı kolunuzla çevirmek yerine bu joystick'i sağa sol yaparak aşağı yukarı yaparak telefonunuzun yönünü, yani sağdaki bir olayı çekmek isterseniz telefonunuzu sağa, soldaki bir olayı çekmek isterseniz sola, yukarıdaki bir şeyi çekmek isterseniz yukarıya, tavandaki bir görüntüyü almak istiyorsunuz. Hiç tavana doğru gimbal'ınızı çevirmenize gerek yok. Bu joystick sayesinde hem tavana hem yere çok rahatlıkla joystick'i kullanarak işinizi görürsünüz arkadaşlar. Burada yine bir açıp kapatma düğmesi var arkadaşlar, ortada gördüğünüz gibi. Telefonunuzu bu gimbal'a takmadan önce sakın bu düğmeyi açmayın. Çünkü terazi de olmadığı için gimbal motoru zorlayacak ve yanmasına sebep olacaktır. Buna çok dikkat edin arkadaşlar. 6 saat içerisinde de çok fazla istediğiniz çekimi yapabilirsiniz. Onun için de yeterli diye düşünüyorum. Şurada bir düğme var arkadaşlar, ondan bahsedeyim. Bu da yakınlaştırma ve uzaklaştırma, yani odaklama düğmesi. Ancak telefonunuz iPhone değilse bunu çok kullanma şansınız yok. Ya da Play Store'dan Fusion'un programını indirip telefonunuza o şekilde kullanabilirsiniz. Ben o şekilde kullanıyorum. O şekilde kullanırsanız, program üzerinden kullanırsanız bu işe yarıyor. Yoksa iPhone haricindeki şu andaki telefonlarda bu uzaklaştırma, yakınlaştırma çalışmıyor arkadaşlar. Onu da sizlere bilgi olarak sunayım. Şurada bir gözü daha var arkadaşlar. Gerçekten bu iyi düşünülmüş. Bunun yedek malzemeleri, kullanım kılavuzları, garanti belgesini burada tutmanız için ideal düşünülmüş. İşte şu gördüğünüz parça USB. Bir ucunu telefonunuzu şarj ettiğiniz aparata takıyorsunuz. Bunu da buradaki yere takarak telefonunuzu ya da gimbal'ınızı şarj etmeniz için bir aparat. Arkadaşlar cihaz fena değil. Dediğim gibi ben yaklaşık 2 aydan beri kullanıyorum. Çok büyük profesyonel iş yapmayacaksanız, sadece kısa vlog videolar çekecekseniz ya da işte çocuğunuzun doğum gününü çekecekseniz, kendi kısa kısa yaptığınız anılarınızı, özel günlerinizi çekecekseniz bu gimbal çok rahatlıkla işinizi görür. Gayet dediğim gibi şık, başka gimbal'larda olmayan özelliklere sahip. Ben memnunum. Benim işimi gayet rahat görüyor. Benim gibi tereddütte kalan, alayım mı almayayım mı diyen arkadaşlara faydalı olsun diye dilimin döndüğünce bu cihazı size tanıtmaya çalıştım. Bununla ilgili başka sorularınız olursa videonun altına yazarsanız cevaplamaya çalışırım. Bu cihazla ilgili sizlere şu anda anlatacaklarım bu kadar. Bir başka güzel videoda, bir başka güzel çekimde birlikte olmak üzere.
Hoşça kalın, hoşça kalın.